Şabanka. Benimle evlenir misin? Evlen benimle Yabanka. Evlen. Biz bu hayatı seninle birlikte yaşayalım. Ersan. Seninle her şeye varım Ertan. Seninle her şeye varım. Hızlı gelin. Ha, oyna dostlarla. Pavel, sen hala böyle dışarıdan mı bakacaksın? Eğer devam edersen, eline yardım edesin. Bilesin ki hiçbir vakit Yabanka'ya kavuşamayacaksın. Yeter. Sen kimsin? Ne istiyorsun? Çocuklar. Elena tete kim bu? Tepegüz mü yoksa? Tepegüz mü? Ha öyle öyle. Tepegüz. Sen ne yapıyorsun burada Tepegüz'le? Ben ne yapayım? Bak ne yapayım. Bak. Ben Tepegüz'e yemek verdim. Bize zarar vermesin diye yemek verdim. Tepegüz bize zarar verir mi? Verir değil mi? Zarar vermez. Ben size şaka yaptım. Tepegüz kimseye zarar vermez. O çok iyidir. Te zarar vermeyi Selmat'ta gördün mü? Epa, haydi siz şimdi yukarı gidin. Ben de Tepegüz'ü gündereyim. Ama kimseye bir şey söylemek yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Haydi haydi haydi. Haydi çocuklar. Haydi birden gidin. Haydi. Ben de geleceğim, oyun oynayacağız, tamam mı? Tamam. Haydi birden. Çabuk. Ah be baba. Lazım seni birden çıkaralım burada. Bile olmayacak. Nina beni hala seviyormuş. Hala seviyormuş. Dayı. Zafer.
Ne söyleyeceksen birden söyle. Artık lazım konuşalım dayım. Konuşalım. Lazım sana tek tek bir şeyleri sorayım. Hani sen geçmedin Makedon tarafına? Gittin bu Şamiler'in bu çaputların önünde durdun, ağladın. O ağaç neydi öyle? Zafer, sen beni takip mi edin? Arkamda mı dolanıdın? Kimsenin arkasından dolanmayın dayım. Seni karşı tarafa götüren şeyi merak edeyim. Bu da var bir gariplik. Yok, yok herhangi bir gariplik. Yok. Nasıl yok be gariplik be dayı? Hiçbir şey bıraktığım gibi değil. Tamam biz yaşayamadık beraber. Tamam ben gittim. Şimdi Makedonlar yaşıyor dayı. Allah aşkına dayı. Allah aşkına nedir bu? Bak Zafer. 6 sene sonra dönüp sen bana hesap soramazsın. Baban, bu daha bir şey değil. Benim soracak daha çok hesabım vardı. Abi hepiniz tutturmuşsunuz be. Zafer çekti, gitti, bıraktı. Siz benim niçin gittiğimi bilir misiniz? Bilirim. Aşk için. Aşk için. Aşk için. Aşk için, tamam. Oldu. Tamam. Çocuklar. Dede, Tepegüz zarar vermeyi de Selim abana inanmay. Verir dede, verir. Bilim ben. Nereden bilirsin sen kızcığım? Babiçko müle dey. Gelin bakalım. Baba sen ne sanarsın bu meseleyi? Zübeyir Bey seni gülmemeli. Ah be baba. Alo. Burada Elena Bros. Gelmeyin. Bahçe dolu. Üle gece. Gece çıkaracağız. Tamam. Yovanka bir ara bizimkiler hiç gitmeyecek sandım. Sonunda baş başa kalabildik Pamuk Aslan'la. Ama Yovanka sen sanki biraz mutsuz gibisin. Ne oldu? Sürprizi mi beğenmedin? Yok. Tam beğendim. Çok beğendim hem de. Bu aşk zaten yaşanmaz. Sizin aşkınız yaşanmayacak bir aşktır Yovanka. Hayat bunu size gösterecek. Gösterecek inan. Hem istersen de Ertan nefret etmesin senden. Bu bir sır kalacak aramızda. Sen ve ben bileceğiz. Hey. Dayandıysam. Ertan. Heh. Biraz hızlı mı oldu sanki? Ailelerim. Ama şimdi vakit de tam bu vakit Yovanka. Hazır böyle bizim ailelerimiz biraz durulmuşken lazım buna alışsınlar. Bizim birbirimize olan sevgimizi, bağlılığımızı görsünler. Haydi gel. Ertan, ben seninle dünyanın en mutlu insanıyım. Hem korkayım bu rüya çok bozulacak diye. Yovanka benim,
biz birbirimize bile baktığımız sürece kimse bizim mutluluğumuzu bozamaz Yavanka. Ben seni çok seviyorum. Ya bak bu taşlar, bu gök, senin adının geçtiği bu şarkı bizim aşkımızın şahidi olsun. Biz seninle çok güzel günler göreceğiz. Çok güzel günler. Ben sana inandığım gibi inanayım buna. Bak burası senin güvenli yerin. Doğumuz senin. Sen bir ömür burada uyuyacaksın. Pamuk pastalı rüyalar göreceğiz biz seninle birlikte. Biz seninle daha çok rüya göreceğiz Yavanka. Bu omuz benim ülkem. Ben burada çok huzurlu hissedeyim. Ben sanki burada doğmuşum. İsteyim ben burada ölen. Bundan sonra hep beraberiz. Biz bundan sonra sadece mutluluktan ağlayacağız. Haydi Chestito! Bütün tebrikler bu güzel çifte. Yakışıklı Ferhan'dan aldım haberi. Dedim gelen bir tebrik edem. Sağ olasın Pavel. Yovanka. Dedeni kurtaracağım halden. Sağ ol. Sağ olasın Pavel. Sağ ol. Tebrikimi ettim. Gidelim artık. İkiniz adına da çok sevindim. Sağ olasın. Eyvallah. Pavel. Biz devam edeceğiz. Böyle radyoda ufak çaplı bir kutlama gibi bir şey yapacağız. İstersen gel sen de. Seve seve. Orada olacağım. Müzika. Ya kopartan, bassın ustan. Hüla birden girme. Tübe tübe. Ne yapalım usta? Dükkana girmeden önce bilgi mesajı mı vereyim? Az sonra dükkana giriş yapacağım. Öyle mi de? Hatta dükkana giriş yapacağım. Hüla yapacağım. Ben ne dersem hüla yapacağım. Tübe tübe. Bak telefonu da var. Aha. Oley be. Oldu bu iş. Hangi iş oldu? Çocukluk aşkımı buldum usta. Emani internetten. Mesaj atmışydım. Demişydim buluşalım mı? O şimdi geri çevirmiş mesajı. Demiş olur buluşalım. Hem buluşacağız. Niyazi sen ne vakit büyüdün da bir aşk yazışıysa sen bel bacak. Bak. Buluşalım demişmiş de mesaj atmışmış da o da cevap al. Tüve yapmış buluşalım ben. Bak sen ya, bak sen. Ama usta, niçin yapıyorsun bile? Kalbimi kıraysın. Aşkın yaşı mı olur? Yok. Alay etme. Alay etmeyeyim seninle. Sen doğru söylüyorsun. Aşkın yaşı olmaz Niyaz. Öyle. Niyaz ya. Efendim? Gel otur şöyle. İstem sana bir şey söyleyeyim Niyazi. Çocukluk aşkım dedim. Hı hı. Benim de çocukluk aşkım aklıma geldi. Ben dedim ki ben de onu arasam, konuşsam. Ya da benim bir arkadaşım, herhangi bir arkadaşım. Ama benim böyle şeylere yani kafam ermez. Ne yapacağım? Sosyal medya hesabı var ise çok kolay bulursun. Sosyal medya hesabı var ise. Hı hı. Bulur muyum? Evet, sosyal medyadan bulursun da ne lazım ki? Sen de mi benim gibi aşkını arayacaksın yoksa? Yok, ben şey yapacağım. Umre'de bir arkadaşla tanıştım ben, Nurettin.
çok iyi de. Soran değil mi? Ne yaparsın, ne edersin? Ha? Onun için. Ama sen sosyal medya hesabını bilin, bana yardım edisin değil mi? Ederim. Aferin. Niyaz ya. Efendim. Kız güzel mi? Çok güzel. Sarışın mı Esmer'im? Sarışın. Bilmem ha. Babam bilir mi? Bilmem, söyleme. Ben söylemem. Sen ne olursan gel benimle konuşacağım. Tamam usta. Tamam. Bire etmemiz bir sözü. Canım Elena. Canım Elena. Ne var? Ne oldu bil? Ne oldu? Ertan, Yovanka'ya evlenme teklif etti. Yovanka da hayır dedi. Hayır. Hayır dedi, ben de deyim. Yani hayır anlamında hayır değil. Yani she said yes. Evet yani evet. Yes. 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 Beni iyi dinle. Yakında nişan yapacakmışız. Adetleri böyleymiş. Yani minik kuşumuz yuvadan uçağı. Zübeyir Bey. Zübeyir Bey. Zübeyir Bey. Ha Zübeyir Bey, biz sizinle akraba olacağız. Yani ben artık size Zübeyir Baba diyeceğim. Verin elinizi öper. Akraba olduk. Elena Hanım, hayırlısı olsun. Evleniler. Ertan kandırmış kızı. Korse fenalaşmış, abi haydi. Neriman. Ha Süle Baba. Hayırlı işte, geç kalınmaz. Bile baba öyle. Bana bakın. Kimse bir vakit kaos çıkarmasın, tamam mı? Evet, bir vakit aç kalacağım bundan sebep ama olsun. Kısmet Ayşe görevini yapacak. Hem panika yapmayın, tecrübemiz vardır şükür. Çok şanslısınız. Aman çok. Şanslıymışız. Kayınçemin altınları. Ne konuşuyorsun Arif Kemken? Kayınçemin altınları değil. Bak bu düğünde takı defterine ben tutacağım. Şimdi peşin Süleyim. Ben kimse yedirmem o Lurana, Mustafa'ya ne Zafer'e. Bir şey soracağım, ne geldi aklıma? Hı. Bu Makedonlar takı takmaydı değil mi? Böyle bir şey var mıydı? Takmaydı Arif. Kesin bilgi mi? Kesin bilgi. Dur ben bir sorayım. Bir şey soracağım. Siz bu düğünde falan takı takmaydınız değil mi? Ne? Ne? Belli ki takmaydır. Dedim. Hey, akraba olduk bak ha. Evet. Evet, dünürçe. Evet. Hadi bakalım. Bir aynı eve koyarsanız ateşle barutu, olacağı bu. Evet. Yangın, yangın yeri. Hadi gidelim, hadi. Ah Yovanka, ah. Sen bir gel eve, göstereceğim ben sana. Ertan sen. Kardeşim, tebrik ederim. Tebrik ederim, kardeşim. Abim fena. Sağ ol. After partisiz olmaz dedi bak. Dedin acaba? Kardeş. Oldu kardeş. Olsun. Teşekkürler, sağ olasın. Tebrik ederim. Hep çok mutlu olun. Teşekkür ederim. Karısının başını ayrıla da gidiyor değil mi? Hayırlı olsun. Süle beyler, ama ben peşin okuyacağım. Ben de size güzel bir haber vermeye gelmiştim. Ben gideyim Belgrad'a okumaya. Psikoloji okuyacağım. Çok isterdim. Çok teşekkür ederim her şey için. Hayırlı olsun. Haydi o zaman bunu da kutlayız. Çok mutlu oldum. Duble kutlama. Haydi. Çok sevindim. Aha, acı bir şey. Açtım. Haydi gel. Gel. Nöçka. Kızılay be. Nöçka. Seni değil Ertan'ı kutlamaya geldim ben. Gülbahar, yapma böyle, üzüleyim. Ne üzülesin Yovanka? Ne üzülesin? Takmışsın yüzüğü, gelmişiz kutlayalım. Da konuşuyorsun. İyi, hayırlı. Hayırlı, sana da hayırlı olsun.
teşekkürler. Haydi haydi pasta keseyiz haydi. Haydi gelin. Haydi gelin. Ertan ne kadar tatlı olmuş. Bence de çok güzel olmuş. De bak Ertan M. Yovanka. Yani Eryol. Çocuklar. Ha şimdi güzel dilekler dileğine müfür. Eli elindeyken yaşlanalım. Geçmiş geleceğimizi bozmasın. Yani kimseye gülmeden çöken ben buna. Ne yapacağım? Hatıra kalsın. Daniel. Hı. Bakayım. Hey. Elena. Elinize sağlık Nirman Hanım. Afiyet olsun. Biraz fazla yapmıştım çocuklarda yer diye ama kalacak galiba. Maria, nereye gidiyorsun? Radyoda kutlama yapaymışlar. Biz de şagirdiler. Gelinin kız kardeşi olarak ben de gideceğim. Gidin ama oyalanmayın. Ablana da süre geç kalmasın. Ne ana? Ben de gideceğim tabii. Kardeşimin en mutlu günü. Geç bile kaldı. Maria, Maria. Video da çekin. Biz de seyrederiz. Tamam tata. Haydi, çao çao. Canım Elena. Canım Elena. Bu Ertan da hiç belli etmeyi ama ne romantik biriymiş. Bak. Kesin iki balon takmış hem teklif etmiş. Öyle deme canım Elena. Bak, çocuk neler yapmış balonlara. Evet. Hadi sus. Evet. Bak. Damat budalası. Murad itse Murad itse. Ne buldu bizi? Namazda aklıma geldi tübbi istikfa. Ne oluyor be tatlı hala? Benim Ert Hanım'ın çeyizli bir katre. Bu Elena da zaten hiçbir şey yok. Yovanka ile Ert Hanım'a lazım çeyiz yapalım. Ne? Yovanka çeyiz mi yapacaksınız? Biz de öyle. Yapmasan ayıplarlar. Lazım değil çeyiz. Benim kızımın var çeyizi. Yovanka okumuştur hem siyaset bilimi hem oyunculuk. Onun çeyizi diploması. Tamam. Zaten ikisi de lazım idi. Siyasetle kaynanayı idare eder. Oyunculuğu da bazı gerek kocasına yapar. Aa! Hemen be. Ne varsa ki bilmeysin. Nirman Hanım. Buna kaç yumurta koyarsınız? Çok. Sanki yapmamışım sen daha. Sen yaptığın böyle de gir ki. Yüzük de çok güzelmiş. Ertan çok zevkli. Zaten benim ne kadar zevkli olduğum belli değil miydi? Ya Ertan. Sana bakarken girdiklerimi rüyamda girmeyeyim ben. Romantik kardeşim benim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kardeş sen çağırınca gene gelen bir tebrik edelim istedim. İyi etmişsin. Hoş geldin. Çok sevindim. Hayırlı olsun. Teşekkürler Pavel. Pavel. Fatma. Fatma. Pavel kardeş gel pastayı. Yiyem kardeş yiyem tabii ya. Aa. Aa. Pavel en anlamlı, en tatlı yeri yer. Haydi bu sefer hep beraber oynayacağız. Eryov için.
Gülbahar. Hı. Ayda biz de oynayalım ha? Oynamaya cim bilir falan. Oynasa. Duymuşsun. Haydi o zaman. Haydi o vakit. Açık ama oynayarız. Oynar oynar. Ya o Üle bir oyun değil. Kim oynayacak? Gelsene sen. Geç başa geç. Başa başa geç. Geç buraya. Bu başa geç. Da geç. Haydi. Son. Ben bilmeyeyim. Ondan sen bile. Nasıl bilmesin ya? Bildim. Ha? Ürenemedim. Lan bu da şey. Lan bu nasıl bir oyun ya? Mustafa! Ve siparişleri getirdik. Nerede kaldın be şef o? Parti biteydi. Hazırlıksız yakalandık be kardeş. Mutfak kapalıydı. Ve ancak yetiştirdim siparişleri. Hayır olsun, kutlama var galiba. Tahir ailesinin güz bebek evleniği. Ne kadar borcumuz? Tek kalsın kardeş. Kalsın. Kardeş, sana zahmet onları içeri alsan. Eyvallah şefo. Eyvallah. Kalsın ne demek şef abi? 6000'den abi. Sipariş var o torbalarda. Sarı fırtına. Aşk yarasını para sarar mı? Haydi. Haydi düşünün. Tahir ailesinin güz bebek. Hemen geleceğim. Ne zaman evlenecek? Bilmiyorum Fatma. Gelir. Arkadaşlar. Bu mutlu günümüzde bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür edeyim. Ama artık lazım ben gidem. Giden bu mutlu haberi dayımla da paylaşım. Size iyi eğlenceler. Haydi görüşürüz. Haydi. Haydi görüşürüz. Konakta görüşürüz tamam mı? Görüşürüz. Bay bay. Hacı, teşhir cami dosyalarını kaldıralım artık. Bunları gördükçe dedemin çektiği çileler benim aklıma gelir. Artık ne acı görmek ne de duymak istemeyim. Tamam. Ertan dedeni ilgilenmeyecek. Bu gece halledeceğiz. Fresh ol sen. Selma. Kızcığım yeter oku sana ne yapıyorsun? Ben kendimi almayayım ki anne. Kim alaysın kızcığım? Ana tepe güzel yemek vereceğiz. Kime? Kim? Nerede? Tepegül nerede? Nerede ki şu an? Ardiye'de. Ardiye'de? Arif. Sen uykudan uyanacak kadar korkuysan bu Tepegüz'den, lazım sen de gidesin bir doktora. Sen korkar mısın baba? Kim be? Ben de korkuyorum be. Korkmayayım tabii. Korkmayayım mısın? Hayır, ne korkacım ben Allah Allah. O benden korksun. Ben çocuklar korkay diye şey yapayım. Biz de korkmayız ki. Yemek verirsek zarar vermeymiş bize. Vermeymiş? Kızcığım, kim söyledi size bunları? Elena tete.
amcacıklarla oyun oynaydık. Ben dedim daha enteresant ne olsun. Şubaya saklandık. Mert birden açtı kapıyı, dedi aa Tepegüz, Tepegüz geldi, Tepegüz. Ben dedim ha öyle 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 Tepegüz. Ama yok idi öyle bir şey, yok idi Tepegüz değil mi? Çocuklar yok idi değil mi öyle bir şey? Elena Hanım. Böyle oyun mu olur çocuklarla? Epa ben de unutmuşum Gülsüm, sen de çocuk bakmaya kaç sene oldu. Normal. Artık sana torun lazım Danielitsa. İnşallah Ertan'la Yovank halledecek o işi de. Hayırlısı. Tatlı yala hayırlısı. Selma. Yok öyle bir şey kızcığım. Mert duydun mu? Yok öyle bir şey. Yani öyle Tepegüz mepegüz yok. Oyun idi, geçti bitti. Değil mi Elena tetesi? Öyle 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 oyun yok, Tepegüz yok öyle. Yok öyle bir şey. Selma. Selma. Gördünüz mü gerçekten var mı öyle bir şey? Var değil mi? Var dedim. Allah'ım yarabbim. Bunlara torun lazım. Bu Maksimlara da hoca lazım. Lazım bunları da okuturup üfütürelim. Nirima, iyi değil bu Maksimlar. Elena Hanım. Soraj. Gerçekten toksa eğer bir şey yapmayayım. Ne bileyim öyle bilgi olarak hani. Yani ne bileyim, ünlem olarak belki hani yanımızda durursun. Niyazi, bak kimsecikler yok. Şimdi sosyal medya derslerimize başlayalım. Hep ben sana Niyazi Ügretmen diyeceğim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet Niyazi Ügretmenim. Başlayabiliriz efendim. Başlayalım Süleyman. Başlayalım. Ama hani sen Umre'den arkadaşlar ne bulacaktın? Burada nasıl bulacaksın? Ügretmen dügerim sana. Ügreteceksen ügret para. Saklama üret. Hadi ügret. Tamam, tamam. Bak şimdi Süleyman. Hı. Aramayı da buradan yapacağım. Buradan? Evet. Tamam. Aradığın kişinin adını, soyadını buraya yazdın mı? Otomatik olarak hesabı çıkacak. Nereye yazacaksın? Buraya yazacaksın. Buraya yazacaksın. Evet. Soyadını yazsak buraya. Tamam. Nikolovski. Hani Ümre'den arkadaşın idi? Müslüman oldu o ügretmanım. Kendisi Nikolovski'nin o Nihat adını aldı. Ha? Dügerim seni ben şimdi. Konuşturma beni. Haydi sen git. Ver tableti bana. Ügretmen ne dersin ki elektrikler kesildi ügretmenim. Dersimi ödevimi yaparım dersin. Haydi haydi git git ben çalışacağım. Yalnız çalışacağım. Dur dur. Bu kapandı. Şarjı bitmiş bunun. Niye bitti şarjı? Niye doldurmadın şarjını? Sabahtan beri kullanmış mı? Şimdi bunu al. Götür. Bol doldur şarjı. Yarın getir. Tamam. Haydi. Ne zor uyumuş bu sosyal medya bak. Yovanka. Demek evlenirsin. Bravo Yovanka, bravo. Sanki bu iki ailenin hiç problemi yok. Sanki her şey çok iyi. Sen de bunun üstüne Ertan'a evet deysin. Ne diyeceksin Ertan'a deden için yüklendiği zaman? Sen sanaysın ki seni kabul edecek, öyle mi? Mama, benim suçum ne? Ben kime ne fenalık etmişim? Dedem olacak o adamın. Günahlarının bedelini ben niçin ödeyem? Ah be Yovanka. Ah. Mama. Ben Ertan'a hayır diyemezdim. Ben Ertan'ı seveyim mama.
Ben Ertan'ı çok seveyim. Ben bu işin sonunu fena görüyorum Yovanka. Ama sen inat edeysin. Sen de aynı inat eden gibisin. Aynı. O da aşkı seçmişti senin gibi. Ama sonra... bir ömür... mutsuz oldu. Ben bu aşktan gelecek mutsuzluğa hazırım baba. Bana bak o vakit Yovanka. Ben dedeni bu gece çıkaracağım buradan. Senin için bana düşeni yapacağım kızım. Gerisini de sen bilirsin. Yovanka. Kızım. Ah Pamela. Zübeyir. Ne var baba ne? Daha mı bitmedi derdin Zübeyir'le? Ne istiyorsun? Pişman mısın yoksa? Pişman mısın baba yaptıklarından? Geç oldu baba geç. Senin kızın olarak ben senelerle senden utandım baba. Torunların utanmasın diye seni burada saklayayım. Ben de bu halimden utanayım şimdi. Ama kime ne Süleyme? Dediklerimden beni hiçbir şey anlamaysın ki. Gideyiz baba. Artık bu meseleyi de burada kapatacağız. Bir daha da açmayacağız. Haydi baba. Baba? Çıkarayız mı? Çıkaracağım. Sen beni burada bekle. Ben hallederim. Baban için bekleyin beni. Haydi çıkaralım bir de. Ah be Yovanka. Ana gezey, kız gezey, bu çeyizi kim düzey? Murat İtsa, Daniel İtsa, siz böyle gevşerseniz kim yapacak bu çeyizi? Sen aga, ben aga, bu inegi kimse aga? Sen hiç bunları kafana takma, benim kaynanam hepsini halleder. Allah aşkına ne alakası var Arif, yükme bana kaynananı. Bize lazım dil çeyiz. Lazım, evet lazım. O vakit çeyizi de kız tarafı mı düşünse tatlı hala? Kuku, Neriman. Ne diyeceksin koşullara? Ayıp değil mi? Gelini çeyizsiz mi çıkardı diyeceksin evden? Çocuğu gibi bir kuru bavulla mı çıkardı diyeceksin? Ne diyeceksin? O koşullar çok merak ederlerse deriz ki... o çocuklar evlenirken keşke sorsaydı analarına deriz. Vay bana. Neyse Ayşen, bak sen de bunları tut aklına tamam mı? Sana da lazım olacak. Bohçalık malzemeleri sayayım. Sabahlık takımı, pabuçlarıyla barabar. Gecelik takımı, onlara da tüylü telikler lazım alınsın. Makyaj malzemeleri. Onlar hep lazım marka olsun. Kaftan, şalvar gümleği. Hem tabii şalvar lazım. Lazım, şalvar lazım. Murat İtsa, bunlar hep para, hep emek. Sen nasıl yapacaksın bunları? He, para, para. Neyin para? Dükkanın para bunlar hep. Dükkanın para. Arif, Tahir ailesi gelin Ali. Lazım hep marka, hep para olsun bunlar. Hep para, hep marka olsun. Marka da ne? Old Mazars Skopje sanki bana. Kim için? Hep Ertanç'a için tabii. Ertanç'a.
Hadi ben neyse. Ben neyse sürekli bütün gün gideyim dükkanda iş tutayım. Ama dayım peki? Dayım bu yaşta gidiyor ızgaranın başında yanacak adam. Üldü ölecek zaten bu yaşında. Kaç yaşına gelmiş. İsterseniz familya sürekli daha dibe, daha dibe çüksün isterseniz. Sürekli bir tüketim var bu ailede. Hep bir tüketim söz konusu yani. Hep bir tüketiliyor yani. Arif, çocuklar bir kere evlenecek. E varsın köftecimizden gitsin fare. Köftecimiz de evde. İçim gideyim. Bizim köfteci sanki. Sanki bizim köfteci darphane. İçeride köfte yapalım. Para basılmayın orada. Ah bu dayım burada olacaktı da. Bir güzel bir cinnet geçirecekti burada böyle satırla dalacaktı böyle masaya böyle dalacaktı. Arif. Böyle bir alası bu işler badi hava olmay. Altınlar var daha alınsın. Erkek tarafı alıyor altınları. Daha bunun Trabzon seti var, bilezikleri var, pırlanta küpesi var. Tabii. Hala sen bizim canımıza mı kastediyorsun? Sen ne söylüyorsun? Biz ne yapalım? Biz dükkanı satalım o vakit. Bu konağı da satalım. Ben artık bu taş küpürü daha kaç alamadan satabilirim? Satayım diyorum artık bu... Sen satamazsın bu devletin değiller bana artık. Almayalar taş küpürüyü de. Ne yapayım ben artık bu ne? Dayomi da alalım artık. Eski postada o deli adam yok mu? Daniel'e. Onun yanına kapatalım Ludwigsa'ya. Sen bunu istesin herhalde. Arif yeter Atak. Sen de aynılarını yaptın. Niçin konuşuyorsun? Evet yaptım. Dogri. Hakit bizim o paralar ne oldu ya o altınlar? Hakit. Hatırlattırma istesem Arif. Bir hangi boş işe gitti? Haydi düşünelim. Haydi. Ha, boş iş dedi. Anladım. Ben o altınları falan hep bozdurdum, nakit yaptırdım. Bu elektronik para falan dedi biri, orada eridi gitti herhalde onlar. Ama işte ticaret böyle. Batmak da var, çıkmak da. Yaz, yaz. Günaydın. Ertan, günaydın. Ben daha kahve yapaydım ikimize. Ben yapaysın. Hava da sanki biraz bunaltıcı bugün. Ertan, sonbahar geliyor. Ondandır haydi. İç bakalım kahveni. Afiyet olsun. Şivanka, ben isteyeyim bir şey soram sana. Sor tabii Ertan. Ben dün radyoda Pavel'de bir tuhaflık sezdim. Sen konuştun mu onunla? Yok. Yok, konuşmadım. Niçin sordun? Hiç. Biraz sordum. Çünkü ben bileyim. Aşk acısı çekeydi en son. Pavel, o yüzden bir sordum. Dedim, acaba sen bir daha konuştun mu onunla? Radyodan sonra. Yok Ertan, konuşmadım ben. Bilmeyim nedir derdi. Çok yandım. Canım çok yandı ya kanka. Ertan, ben bir bez bulup getireyim hemen. Ne yapıyorsunuz siz orada öyle? Tabak hazırlayız. Lazım tepegüz de yesin kahvaltı. Hayde. Bitmedi mi bu tepegüz çocuğum? Ha?
Ben size söyleyeyim. Nefesi kuvvetli bir hocaya lazım götürelim maksamları. Akılları karışmış. Yok tatlı ağlar karışmadı aklımız. Ardiye'dedir tepekiz. İnanmaysanız gelin bakalım. Yok öyle bir şey. Yok çocuklar bir şaka yaptık hatırlayır mısınız? Oyun oynaydık, tepegüzdeydik ama hepsi oyunu değil. Elena Tete sen niçin böyle yapaysın? Sen de oradaydın, sen de bilirsin. Elena sen iyi misin? İyiyim, iyi. Niçin sorarsın Neriman? İyiyim. Bilirsin işte çocuk kafası. Büyüdükçe büyütürürler bunlar. Yok. O üle olmay Elena Hanım da. Neyse. Haydi o zaman gidelim. Birlikte bakalım. Ardiye'ye, Tepegüz'e. Arif. Ha. Ardiye'ye gideceğiz. Tepegüz'e bakmaya. Gidin bakın. Benim için okey. Tepe'yle gidin bakın. Hatta bütün ev sen değil mi? Git bak istediğin yere bak. Mesela çatıya çık bak. Oraya bakabilirsin. Kümes var. Kümese bak. Sonra ha bizim Ertancan'ın odası var. Genç odası. Bir de ona bak. O biraz dağınıktır. Ona bakma. Aşağıda şey var. Erzak odası. Erzak odasına git bak. Hatta Zübeyir dedenin odası var. Ayağının altı arkeoloji müzesi. İstediğin yere bak. Öyle mi desin? Ha. Benim için ama problem. Bak ya. E o vakit. Gidelim biz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Arif. Efendim? Beraber gideceğiz. İlla değilsin. Burada hayat beraber değilsin. Öyle değil. Elena Hanım, size de teessüf ederim. Başka oyun mu bulamadınız koskoca bahçede? Gidin uzun eşek oynayın. Ne bileyim, saklambaç oynayın. Top, top oynayın. Şunu yapın, şu bahçede şunu yapın ya. Top, top oynayın. Nerede çıktı? Tepegüz nedir? Bir oyun mu kaldı Tepegüz? Bir de gitmişsiniz bir korku ügesi olarak karanlık Ardiye'yi seçmişsiniz. Teessüf ederim. Hadi gidelim. Haydi, kalk kızcığım. Haydi kalkın. Ben sizin arkanızdayım, merak etmeyin. Haydi. Haydi bakalım. Düş önüme Arif. Tamam. Bıçakı da al. Düş önüme Arif. Düş. Düş. Tepegüz diyor. Gidin gidin tamam. Çekil kızım çekil. Babanız girecek ilk. Geç. Nasıl girer? Arif dedim. Ay Allah kilitli açılmay. Tepegüz? Buradaydı, tam buradaydı anne. Ana, aç kaldı gitti. Tübe tübe. Ha işte. Yokmuş değil mi Tepegüz falan? Hadi. Tepegüz. 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 Yok işte. Buradaydı. Elena Tete yemek verirdi ona burada. Burada Elena Tete orada burada yemek verirse burada olurdu. Ama burada yok işte. Demek ki öyle bir şey yok. Tepegüz yok hayatımızda öyle bir şey. Tepegüz çünkü yemek verirse burada oturup böyle yemek iyi olurdu. Ama yemek yemiyor işte. Çünkü öyle bir şey yok yani Tepegüz diye. Tepegüz olmadığı için burada da değil. O yüzden efendim... Babiçka, babiçka. Yok bir şey. Babiçka, babiçka, babiçka. Bir de korkmayın de. Lan Nela abi ne yapıyorsun ama? Ne yapayım? Maytap yapayım. Ya böyle maytap mı olur? Hayır. Hani kocacığım yok bir şey şakaymış. Aman bile deryalar, deryalar. Kanlıca deryalar. Biz nişanlıyız. Deryalar, biz nişanlıyız. Niyazi, gel. İkimiz de bir boydayız. Biz delikanlıyız. İkimiz de bir boydayız. Biz delikanlıyız.
Çok kınacıgürüm seni. Galiba buldun arkadaşını. Kolay gelsin Süle Usta. Hoş geldin Cemail, hoş geldin. Vallahi hiç hoş gelmemiş. Dargınım. Süle niçin? Niçin? Burada varken dünyanın en büyük internet ustası, sosyal medya ustası sen gitmişsin. Niyazi'den yardım arayasın. Onun iş. Bütün çarşıya söylemişsin. Herkes biliyor. Ben sana ne söyledim? Yok ustam. Ben yalnız kasabın çırağına söylemiştim. Hem dedim söyleme kimse. O gitmiş bütün çarşıya söylemiş. Bırak, bırak şimdi uğraşma çırakla. Bırak. Gel. Şimdi sen Süle, hazır mısın kendini emanet edesin dünyanın en büyük internet ustasına? Onu söyle. Şimdi bakacağım Ayıl. Benim bir arkadaşım vardı Umre'den, Nusret'ten. Aha. Ben onu çok severdim. Dedim bir yüklenem. Ama sen madem çok iyi anlaysın, o vakit sen çöz bu işi. Çözerim. Söz mü? Evet. Güzel. Aman birer deryalar, kaldıkça deryalar. Biz nişanlıyız, ikimiz de bir boydayız. Biz delikanlıyız, öpeceğiz. İkimiz de bir boydayız, biz delikanlıyız. Ne oldu mama? Niçin çağırdın beni buraya? Lazım dedene yemek götüresin. Mama, ben Neriman'la çarşıya gideceğim. Niçin bu işlerle ben ilgileneyim hala? Anlamayın mısın? Ben Ertan'dan gizli herhangi bir iş yapam istemeyim. Ben de Ertan'la istemeyim evlenesin. Ama sen mutlu ol diye her şeyi susayım. Hem iki bizden başka kimse bilmeyi dedeni. Deden aç mı kalsın? Hayır ya. Tamam, götüreceğim. Ama bu son olsun mama lütfen. Bak ben Ertan'la bir yola girem artık. Ben gizli saklı şeylerin içinde bulunam istemeyim. Tamam ey Yovanka. Alo Pavel, Yovanka saat 3'te gelecek. Dedesine yemek getirecek. Hı hı. Tamam. Oh. Aman Daniel aga tamam yıkadın beni. Kolonya böyle bir şey değil tamam. Yak beni yak. Şimdi al bir tane çakmak yak. Ben de kurtulayım sen de kurtul. Tamam haklısın. Haklısın Arif. Ne desen haklısın. Haklısın. Tamam. Zaten... Ben senin bu kadar korktuğunu bilseydim, ben o maytabı yapmazdım ki. Yapar mıydım? Yapmazdım. Arif. Sana düzgün bir şey söyleyeyim mi? Söyler lütfen. Yani korktun, tam bayılırken gülsün diye bağırman çok hoşuma gitti. Bravo, bravo. Yani korkudan öleysin, aklına gene de gülsün gelin. Bravo. Hem Ertan, hem de Yovanka'dan sonra benim best çiftim sizsiniz. Bırak. Sonra. Daniel aga sen şimdi bizim aşkımızı burada küçümsey misin yani? O benim aşkımdır o benim aşkım. Lav kadın be. Enişte ama senin gibi dalaverici için gülmemiş. Vallahi bes. Allah Allah sen bize ne sataşısın be. Gülsümü bize sataşı bu da. Allah Allah. Sen o... Kedi pençelerini git de türkücü şefoya çıkar. Bizle ne uğraşıyorsun? Daniel abi. Evet. Yeter ama sonra şekerim binecek. Git uğraş Helen ablayla. Bir şey olmaz. Kayvan şahadan ne olur? Hı. Hiçbir şey olmaz. Karışma bana, karışma. Gülsün mü? Senin için benim şekerimle ilgilenmiyorsun. Ya bile çok çıkarsa. Ha, şeker kız kendi. Çekmiş de pembeleri. Arif. Evet. Sen onu bunu bırak da... Çocukların hali hiç iyi değil.
Gülsüm'üm çocuklar, çocuk onlar işte. Hayal kuraylar, hayal görüyorlar. Bunlar gayet normal şeyler yani. Öyle değil Arif. Ben bu işe el attım. Psikologa gideceğiz. Ha, podagog. Arif. Niye? Üretim abi. Abla, ne oldu? Ne psikologi? Mert'le Selma. Tutturdular Elena Tete'nin yanında Tepegüz gürdük deyler. Tepegüz mü? Tepegüz. Arda'ya değmiş da, yemek yedirmişler da. Ya Elena abla bunlara bir oyun üretmiş biz o su kenarındayken. Bunlar da takmışlar kafaya. Ben de hemen bir psikolog buldum. Bugün de randevu aldım. Gideceğiz göstereceğiz. Halleri hal değil. Hani uygulanalım neyse ne. Ne yapmışım? Ne yapmışım? Daha modern kumaşçı yok muydu? Üsküp'ün iyi kumaşçıları bu. Çarşıda sanki bilmeyiz. Ben de evlenirken buradan almışydım. Aa Murat İtsa. Senden iyilerini bulmuş adam abime ama de seni sevdi. Taksir at. Öf. Ah burası. Ayşecik. Ayşecik. Tübe tübe bu da her yerden çıkay be. Bak bu sefer üzme çocuğu gebertiririm. Ne var Şefak? Ne yapıyorsun Ayşen? Çeyiz alışverişi yapayım. Tek kimin için? Kimin için olacak? Benim için. O kadar mı yazdı Ayşen? Aa bu çok güzelmiş. Tam Yovanka'nın güzleriyle bir örnek. Çok yakışır. Bile mi değilsin? Benim için fark etmez. Hepsi aynı. Ben de zaten hiçbirini beğenmedim. Terzi Hasan, metresi kaç para bunun? Metresi 100 eurodur. Ama daha ucuzları da var. 50 eurodan başlayın. Hüh! 100 euro? Niye sataysınız be? Altımı sataysınız bari. Hiç olmazsa altın bir şey işleseydiniz üstüne. 100 euro mu? Aslında biz bunlardan alabiliriz. Ah dedi bile. Azıcık fesat karışsın kanınıza. Kaos yok bari fesat olsun. Bu kumaşı isteyiz. Ben beğendim. Ya ben çok beğenmedim. Bile bir koyu geldi rengi. Yok ben çok beğenmedim. Almayalım. Niçin Neriman? Fazla mı geldi benim kızıma? Alakası var mı? Bir burası mı var canım? Vakti gelince bakarız bir hangi yerden. Ha sen değilsen. Şimdi tebo kumaş pali en ben atmayayım elimi cebimi. Onu mu değilsen? Ya ben. Ya 3 metro, 2 metro neyse o kumaştan mı kaçacağım? Oho. Sen de. Tabii kes, kes. Kes 2 metro. Haydi 1 metro da benden. Kes kuyrukla dikeriz. 1 metro da benden olsun. Kabarık olsun gösterişli seversen. Kesmeyi bu makas. O makas da bir kesmez. Ne hikmetse. Anlamadım gitti. Keseyim mi şimdi o makas? Ha, bak biri astaroni badiyala vereceksin ona göre. Astar da bizden olsun. Ay şimdi çalışır ucu makasın haydi. Ayşe. Te bak sen nasıl mutlu? Kimle mutlu olacaksan te ben öyle olsun ister. Ama bil ki daha bir kere şans vermedim. Daha bir kere şans vermedim. Bülesi daha şefim. Sen yoluna, ben yoluma. Ayşen, sen merak edeyim. Kim bu adam? Kim geldi istesen seni birden bile? Nereden bilirsin ki birden oldu? Belki eskiden vardı benim sevgilim. Olamaz mı? Bana kimse bakamaz mı? Of Ayşen of. Buyurun. Haydi çarşın pazar olsun Hasan. Sağ ol. Şimdi sen bu faturayı bana hiç verme.
Sen bunu götür. Benim abimi tanıyorsun, Küteci Süleyman. Ona ver. Ben ona selam söyle. Neriman'a sormadan kız istemek neymiş bile... ...canlı kanlı bir yaşasın isteyim. Olur mu? Olur Neriman abla. Hah. Bakalım çünkü bu üladır düğün dernek kişileri öyle... ...yan odaya geçip de kız istemeye benzemez. Haydi bakalım. Haydi. Hayırlı işler. İyi günler. Ah Şefo, iyi ki buradaymışsın daha çocuğum. Al bu poşetleri daha. Allah var etsin, çocuklarını nur etsin. Pavel, Pavel. Pavel. Ben demiştim Aco, sülemiştim. Var idi onda herhangi bir şey. Aco, Yovanka bana yalan sülemez. De yok şans Yovanka, yalan sülemez bana. Niçin gürdüğü halde gürmedim dedi o zaman. Aco, git dük içini, sor Yovanka'ya. Sor acım. Ama Yovanka'ya değil. Kime soracın? Pavel'e. Pavel'e soracım. Aco bile Pavel'e, Pavel'e soracım değilsin ama... ...dersek Pavel'in mekanına sıkıntı çıkar bilirsin. Çıkacak Aco. Ama sıkıntıyı... ...biz çıkaracağız. Haydi. Oho, trio fantastico. Nereye gidesiniz böyle bir kavgaya gider gibi. Kavgaya gideyiz. Sen üzülmüşsündür benim yüzümden kütek yiyesen. Ha? Ne desin be kardeş? Valla iyi olur zaten tutulmuşydın bütün. Ha? Hadi. Gideyiz mi? Ama sen onu yatağın bozulmuş bir şey. Valla tutuldun bütün. Aco, paraş. Yamay, gel gel. Ne oldu, yaptın mı? Yaptım. Oldu mu, oldu mu? Oldu, İster, oldu. İster, ister. Bak, görüyor musun, beğendin mi? Bak ne kadar parlatırmışım suratını, tepsi gibi. Kim bu? Sensin be Sülaga. Ya, kırma kalbimi bile, vallahi tepelendim yaparken burası mı? Cemal, sen benimle maytap mı geçiyorsun ha? Bu herif bana benzer mi? Bilmem. Ama bak, burasıdır sosyal medya. Burada lazım değil kendine benzeyesin. Çünkü savaşı kaybettirirsin, sonra hiçbir like alamaz. Like, like, like ne oluyor? Beğeni. Bak bile like. Aa, sana tamam. Bile kalp, 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 kalp. Ataylar sana kalp. Ne kadar çok kalp, insanı bir kalbi olur. Onu da bir tek kişiye atar. Aa, sen çok eskide kalmışsın be Sülo Usta. Demode olmuşsun. Yani taş devrinde sanki yaşaysın. Sen sanki ayda yaşaysın. Ben istemeyim, foto moto istemeyim. Söyledim sana. Hem sonra saçma sapan şeyler yazmışsın altına. Tabii ki yazacağım. O şeyler seni gösterir. Bak ne yazmışım. Kendi işinin gazdası, gazdasın yani. Yani kebap ve küfte ustası. Öyle. Yürüyen Türk bayrağı. Hı? Bak 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 bak. Hem bekar. Haydi haydi haydi. Dogri dükkanı istemeyin ben. Onların hepsini sileceğim. Tamam. Haydi haydi. Sen de doğru çarşıya boşları topla. Haydi. Sanki ben yazamayım. Nina Nikolovska. Ah Nina. Keşke Nina Emin diye yazabilseydim. Nina Nikolovska.
dakika. Hayda. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ne kanine varmış? 8, 9, 10, 10. Hangisi benim Nina? Agar mı geldi şefon? Te bunlar değil de. Söylediklerin çok agar oldu Ayşen. Birden buldum, birden kaybettim seni. Geçer, bu da geçer. Takma kafana. Te merak edeyim Ayşen. Te nasıl biri bu adam? Neye benzeyi sen sevdiğine göre? Şimdi nasıl söyleyeyim şefo bilem. Saçları kumral, boylu, boslu, gözleri mavi. Güresi nasıl bakay? Bile yolda görsen hemen tanırsın. Diyeceksin aman Allah'ım kim geli? Güzel yüzlü, sanki Brad Pitt. Yeter Ayşen, kafi. Yeter. Bence sen de vazgeç. Hem görüş başkasıyla. Zaten tatlı halan bulur sana bir kız. Üzülme. Oo, hoş geldiniz. Sen gelmeseydin ben gelecektim sana. Yok yok, sen hiç merak etme. Ben geldim buraya, çözeceğim senin derdini. Hey! Daha! Hey, hey, hey! Dur! Dur, 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 dur! Sakin, sakin. Şaşırttın beni Romeo. Varmış başka hünerlerin. Hem Yovanka'nın ailesini nereden tanıyorsun? Dün gece bizim konağımızdan çıkarttığınız adam kimdi? Gördün ha. Mission failed. Görev başarısız oldu. Olay. Bak sen benim sabrımı taşıyorsun. Jovanka'yı nereden tanıyorsun hep sana? Jovanka'nın ailesini nereden tanıyorsun? Elena Tete'yi nereden tanıyorsun? Ben o aileyi çok iyi tanıyım da. Sen ne kadar tanıyorsun? Az kaldı. Az kaldı benim sabrımı iyice taşıyorsun. Şimdi senin de... Senin gibi olan tabu itlerin de... Ağzını burnunu kırarım. Son kez sorayım sana. Anlat. Yok. Ne, 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 ne. Yok. Kaba sakal. Ver bir kağıt. En büyük silah. En büyük silah. Kalem. Dügüşmeseydik anlatacak idim hepsini. Ama şansını kaybettin. Yovanka'yı hem ailesini gerçekten tanımak ister misin? Kaba sakal. Saat 3'te bu adrese git. Sonra da gel. Bana bu Romeo nasıl olunur iyice göster. Yakında ihtiyacım olacak. Benim sana adam olmayı göstermem lazım Pavel. Senin ona ihtiyacın var. Unutma! Uç! Bence hemen uç! Yürü kaba sakal. Thank you.
Of Ertan, şimdi hiç zamanı değil. Ay. Alo, Ertan? Alo. Jomanka neredesin? Konaktayım Ertan, sen neredesin? Hey, ben de kaledeyim. Jomanka, ben üzledim seni. Dedim ki biz bir yarım saate buluşalım. Ha? Ertan, ben daha özledim seni. Ama gelemem şimdi. Saat 4'te buluşsak olur mu? Oluyor kanka. Tamam. Tamam, haydi, haydi görüşürüz. Sen ne işler çevirirsin Yomanka? Ne saklaysın sen benden? Abi sen niçin ayıraysın ki bizi, ha? Ya sen niçin ayıraysın? Bıraksana biz orada onları daha fazla dügelim. Ağızlarını, burunlarını kıralım hepsini. Niçin ayıraysın? Dur be çocuk, yavaş biraz. Yavaş, doğrusu gülmedim adamın silahı vardı. Ne istedin yapalım? Acaba bize ne oldu be, ha? Bize ne oldu? Aco ben dedim size, bu Pavel fena adamdır dedim, pis adamdır dedim. İnanmadınız. Aynen Aco, öyle dedin. Bir ağlamadın kaldı adam için. Ah. Kardeş, kim bu adam? Bu adamın kim olduğu önemli değil. Asıl Yomanka kim? Ben onu tanıyamayım artık. Ama belli ki yükleneceğim. Birazdan yükleneceğim. Hop 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 hop. Kardeş. Nereye gidiyorsun? Bekle biraz. Yavaş. Bakın ben tek başıma gideceğim. Tamam mı? Hiçbiriniz gelmezsiniz. Ben kendim halledeceğim. Tamam? Aco. Gitme. Tuzağa çekecek o adam seni. Aco bakın. Kalbinizi kırarım. Sakın gelmeyin. Yok kardeş. Öyle bir şey, öyle bir şey yok. Ben seni bırakar mıyım yalnız? Ben sen ne konuşuyorsun? Abi bak gelmeyeceksin dedim. Sen de gelmeyeceksin. Bunlar bizim konaktan gizli gizli tekerlekli sandalyeli adam çıkartıyorlar. Pavel benim elime adres tutuşturuyor adres. Bu nasıl iş? He? Ben kendim gideceğim. Bu benim meselem. Ben gideceğim, ben yükleneceğim. Jomanka ne iş çeviriymiş? Kendim göreceğim ben. Göreceğiz kardeş. Anlayacağız. Mert, Selma. Hadi siz dışarıda oyun odasına bekleyin. Biz de anne ve babanızla konuşalım. Hadi, hadi çocuğum, hadi. Hadi, aslan parçası. Gördükleri şeyin tepegüs olup olmadığını anlamak için bir çizim yaptım onlara. Gördükleri şey değilmiş. Ne gördüklerine çizmelerine istedik, bu da zor oldu. Çizemediler onu da. Valla bence sanat görecelidir podagog hanım. Arif, podagog değil, pedagog. Hanımefendi de psikolog. Canım ne fark eder zaten. Bunların hepsinin babası Freud değil mi? Aptal podagog, psikolog işte. Valla sayın podagog hanım, bence çizdikleri şey adeta sanat eseri. Öyle diyebilirim. Çok da güzel çizmişler benim çocuklarım. Ben bunları mesela internete salsam bile bayağı pahalıya alanlar olur bence bunu. Benim çocuklarım gayet yetenekli bence. Yeteneksizler demedim ki ben Arif Bey. Hem sizin çocuklarınız çok iyi durumda. Bilinçleri yerinde. Evet. Özgüvenleri de yüksek. Hem de çok zekiler. Tabii zekiler. Podagog hanım tabii ki zekiler. Yani babaları Arif Selim, anneleri de Gülsüm Selim. Başka şansları mı var çocukları zeki olmakta başka? Sanayım ki kalabalık bir aileniz var. Bu onlar için çok iyi olmuş. Evet, evet üle. Biz bayağı bir kalabalıkız üle. Ya bayağı kalabalık. Yani böyle birden 20 kişideyim yani. Evet, üle kalabalık.
bizim konak maşallah motel gibi. Şimdi mesela kafadan bizim bir küfteci dayomuz var. Kafadan Big Boss, patron. Sonra antikacı dünürümüz var. Hem siyaset bilimci hem oyuncu gelinimiz var. Da gelin değil de işte gelin adayımız. Ondan sonra kahve gurmesi mi dersiniz? Otelci abi mi dersiniz? Bu evlilik olaylarına anonim şirket ciddiyetiyle yaklaşan hala mı dersiniz? Maşallah her sanattan, her zanaattan, her iş kolundan bir insanımız çok şükür var bizim konakta. Şey de var, hem radyocu hem oyuncu bir tane küçük dayıları da var Ertan. O da var. Sonra bakın burası ilginç, şöyle söyleyeyim. Müezzin aynı zamanda eski futbolcu. Dedeleri bile var. Böyle çeşitli. Çok kalabalık bir konağımız var bizim. Bir de tabii en son Gülsüm'üm var. Kendisi anaları oluyor çocuklarımın. Kendisi de bilgisayar mühendisidir. Arif. Evet. Doktor Hanım'ı mı dinlesek acaba biz? Evet, dinleyelim. Ya siz Arif Bey, siz ne iş yaparsınız? Ben? Valla ben her işi yaparım. Öyle bir adamım ben. Her işi hem de her işten daha fazlasını yaparım. Böyle yeryüzünde mesela kaç tane meslek var, ben onların hepsini yaparım. Ama tabii en önemli işim sabah erkenden kalkıp Gülsüm'ümü sevmek. Bak bir de böyle güldürmek. O güldü mü benim günüm güzel geçiyor. Arif Bey, siz bir gün Tepegüz'den dolayı bayılmışsınız. Kim? Ben Tepegüz'den dolayı bayılacağım. Ben ne bayılacağım? Yok öyle bir şey. Hayır. Çocuklar size yanlış anlattırmışlar. Tepegüz'den değil. Benim yıllardır bir problemim var. Tansiyon. Benim tansiyon... Şöyle küçükle büyük ortada bir yerde buluşuyorlar. Garip bir problem mesela. Artık o haplarla, ilaçlarla falan onu halledeceğiz. Ben diyeyim ki sizin çocukluğunuzu konuşalım bugün Arif Bey. O zamanlardan kalan travmanız vardır belki. Travmam olacak. O da Gogan'ım. Yok benim travmam falan. Buldum. Aynı Nina'nın saçları. Buldum. Şimdi ya saçım. Ner? Hava. Ner hava. Ben. Süleyman. Sen benim Nina'm mısın? Şimdi yollayacağız. Gitti. Süleyman 35 sene sonra soracakın bu muydu? Gürültü yazar. Gürülmüş. Zafer geliyor. O da güldü mü acaba? Cemal de oradan bakayım. O da gülüyor. Dayo. Ne oldu? Ertan'ın başı dertte. Ertan mı?
Arif Bey, yaslanın arkanıza. Haydi Arif. Kapatın gözlerinizi. Haydi Ari. Gözünüzün önünde gelenleri anlatın. Hatıralarınıza, anılarınıza gidin. Bize onu anlatın. Yaşım 10. Böyle evimizin bahçesinde tek başıma oturayım. Koca bahçede yalnız başıma oturayım. O gelecek diye öyle gerileyim ki. Ama işte havuza dökülen yaprakları izlemeye dalmışım. Çünkü havuza dalamayım. Yüzmem yasak. Niçin bizde her şey böyle görüntüden ibaret ki? Niçin biz sadece pareden, şirketten konuşuz ki? Niçin bizim evde kimse gülmey? Çünkü arkadaşlarımdan duyayım. Onların evinde böyle güleç şeyler olayım. Mutlu şeyler anlatırlar her gün. Havuza girip yaşadıklarını anlattırırlar. Güleyler. Onlar da işte arkadaşlarım. Onlar da bizim gibi zenginler. Onların da çok paraları var. Şirketleri büyük. Aynıyız yani. Ama yalnız bizim suratımız asık. Yalnız bizde kurallar ağır. Yalnız biz giremeyiz havuza. Yalnız bizde her şey sınırlı. Herkes ciddi. Ben işte o havuzun başında bunları düşüneyim. Çünkü ne anamla, ne babamla, ne de abilerimle para, şirket ve okuldan başka bir hangi şey konuşamam ki. Bunlar konuştuktan sonra da konuşma bitey. Cevabını alan gidey. İşine bakay. Böyle bir de öyle ciddi giderler ki arkalarından gidip de konuşamayın. Arif Bey, birazdan gelecek deydiniz. Kim? Babam.
Ellerim, ayaklarım, uyuşu, karıncalaşı o geliydi diye. Arkadaşlarımın babalarının da var arabaları. Onlar bineyler mavi, kırmızı arabaya. Benim babam yalnız siyah arabaya biney. Sadece siyah. İneği arabadan. Daha evvel 3000 kere indiki gibi. Asık suratı, çatık kaşlarıyla bana doğru geldi. Buna yaklaştıkça benim bu elimdeki, ayağımdaki karıncalar daha da artay. Ondan korktuğumdan değil. Konuşacağımdan gerilim ben. Bu 24 saatlik günün 2 dakikalık konuşma anımız yaklaşıyor. Ona gerileyim. Babamla konuşacağız. Yine üstünde giydiği siyah gömleği, siyah ceketiyle. Sadece siyah. Böyle tepemden bakay. Gözlerini büyütüp. Okula gittin mi? Diye soray. Cevap hazır. Gittim deyin birden. Kaçta geldin eve? Onda cevabı hazır. 2:20. Okul 2'de bitey. 20 dakika sonra evdeyim. Gözlüğünü eliyle düzeltir tekrar. Gözüm üzerinde Arif Bey. Sonra eve girin. Üzerinde yine siyah gömleği. Sadece siyah. Okul peki, okul. Benim gitmek zorunda olduğum. Hem bittikten 20 dakika sonra evde olmam gereken bir yer. Orada ne yaptığım, ne anladığım önemli değil. İşte böyle babamın gözü hep benim üzerimdeydi. Böyle. Sonra ben kurtuldum o tepe gözden.
kurtardı beni. Hayır. 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 Kocacığım. Tik tak. Tik tak. Tik tak. Adrenalini seveyim. Sen, sen. Kutlamada da görmüştüm seni. Te Ayşe'nin yanında. Te bana bak. O kızdan uzak duracaksın. Poleka, poleka. Bana mı değsin? Burada sana benzeyen başka birisi var mı? Te çakma Brad Pitt. Brad Pitt? Bakayım. Yoktur Pavel gibi yakışıklısı. Dogri Süleys. Koca Makedonya'da kızça mı kalmadı da bula bula benim Ayşen'i mi buldun? Ayşen mi? Kim Ayşen? Adını unuttun mu? Dogri. Dogri. Ne değsin be sen? Git oraya oyna. Haydi. Ben geldim seninle oynayayım. Te gitmem oraya buraya. Hem Süleym sana. Ayşencik'ten uzak duracaksın. Bırakacaksın peşini. Te oka. Pavel, Ayşen'i tanımay. Tanımay mısın? Tanımay. Ama sana kendini tanıtmak isteyim. Saat 3. Adrenalinimizi de attık yumruk ile. Gün 10 numara devam edey. Yürü. Ben ne yapayım burada? Bir manyakın lafıyla yobankamdan şüphe edeyim. Yemek getirdim sana. Sayda. Nasıl bu kadar fena? Hem acımasız olabildim. O zavallı adama işkence ederken hiç mi kalbin sızlamadı? Hem yüreğin acımadı? Nina tetemin intikamı için miydi her şey? Şobanka. Kanka kim bu adam? Bu adam Nina teten için kime eziyet etmiş? Ertan. Sana diyeyim Yovanka. Bu adam kim? Sen ne eziyetinden bahsedeydin? Ertan bu adam... Ertan! Ertan! Ne oldu? Zafer Ertan'ın başı dertte dedi geldim. Ne oluyor? Dayı. Hı. Sen tanır mısın bu adamı? Evet. Yovankar'ın dedesi. Öyle değil mi? Yovankar'ın dedesi.
Bu adamın eziyet ettiği kişi Sübeyir de denmiyor banka. Siz bir de geldiniz. Bu adamı bizim konağımızda mı sakladınız? Ha? Yolakla cevap ver! Dur. Adamın sırtındaki yara izleri. Dön bana! Kaldır başını. Bak güzelime. Sen babama işkence eden adam mısın? Söyle! Yolanka, doğru mu bu? Ve bu adamı benim konağımda saklamışlar, öyle mi? Yolanka! Yüzyıla gideyiz! Kardeş, sakin, kardeş, sakin. Küfteci Süleyman. Yüreğimiz bu dünya. Babana eziyet ettiren, gecelerce esir ettiren adamı evinde barandırdı. Bu ayıple yaşa sen de bu dünyada Süleyman. Şeyh Beylan İbet. Ümit başarız. Ertan. Lazım. Baş başa konuşalım. Konuşmak için geç kalmadın mı? Ertan, her şeyi anlatacağım. Ama peşin sakin ol. Zübeyir, dedenin sırtındaki yaraların sebebi benim dedem. Ona işkence etmesi için Darko'ya emir veren adam da benim dedem. Nasıl oluyor bu Yolanka? He? Yolanka sen böyle bir şeyi benden nasıl gizlersin? Biz değil miydik Yolanka sürekli yan yana olan? Biz değil miydik Yolanka bütün engelleri birlikte aşan? Ya biz seninle birbirimize söz vermedik mi? Ertan yemin ederim ben de bilmeydim. Söyleyecek idim sana. Çok zordu benim için. Darko konağın önüne gelmişen bırakmış dedeni. Ben dedemin yaşadığını bile bilmeydim Ertan. Sen dedemin hikayesini araştırırken benim yanımda oldun. Yanımdaydın benim. O kavakettir bile miydin sen Yolanka? Hı? Sen bütün bunları bile bile beni aptal yerine mi koydun?
Ersan bilmeydim. Süleyecektim sana. Ama mamam engel oldu. En peşin korkayım. Dedemin yaptığı o işkenceleri öğrenirsen benden nefret edersin diye korktum. Ersan, ben seni kaybetmekten korktum. Şimdi? Sen şimdi kazanmış mı oldun? Çoğu gitti, azı kaldı. Ama bu Üsküp, Yovanka ile Ertan'ın çeyizi gibi çeyiz gürmeyecek Neriman. Tam bir çeyiz şöleni. Koniko işi yedi gübek bu çeyizi konuşacak. Ama lazım eksikleri de alalım. Ha, aldık. Aldık zaten. Tatlı hala aldık. Bak yeter diyeyim ben sana. Bunları zaten şimdikiler bunları beğenmeyin. Bak gelsinler soracağız. Bak beğenmeyecekler. Hem Ertan'ım. Beğenmeyin ki böyle şeylere. Benim ayaklarım koptu. Ben gene gidemem. Vallahi ben de gitme. Çok yoruldum. Canım çıktı. Yok şans. Ayşe sen anandan mı öğrenirsin bu uyuşukluğu? Ha? Balkan kadını atak olur Ayşen. Çevik olur. Tuttuğu işi koparır. Yumuş Şifu meselesini de dua et başka bir kalsun içindeyim. Onu da halledeceğim. Selma az kısacağım şunu. Ha. Ay geliyorlar geliyor. Ay nasıl geçti acaba psikolog? Ha? Hoş geldiniz. Gel bakalım, gel. Ne dedi doktor? İyi mi çocuklar? İyi, Elen abla. Çocuklar iyi da. Arif. Hı. Tamam, Adem tatlı. İyi misin? İyiyim, ana iyiyim. Gülsün, ben... Bak, peşin Sülen, gitmem ben oraya. Arif! 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 Gidin böyle yaparsın. Maksim gibi. Gideceğiz. Hem çözeceğiz sorunları. Hem bak randevu da aldım. Yine geleceğiz dedik. Gülsüm, tuhaf tuhaf sorular soray. Ben ailem için görmeymişim. En çok ne canım yakarmış. Tam burada işte gözlerim niçin dolmuş. İnsan insana bir de sorular sorar mı? Ama anlatacaksın ki çözülsün problemler. Bak gör. Bambaşka bir insan olacaksın. Çok daha farklı. Çok daha mutlu. Gülsün ben mutluyum zaten. Zaten mutluyum. Seninle, çocuklarımızla. Seni sevdiklerin, familyamızla. Gideceğiz oraya, para vereceğiz. Daha çok psikolojim bozulacak. Tamam. Senin dediğin gibi olsun o vakit. Ama bir kere daha gidelim. İstemezsen bir daha hiç gitmeyeceğiz. Söz. Gittiğimizde böyle kontrol muayenesi yazdırsak, ödemesek olur mu? Güldü.
bugün de sen beni götürdün. Ben dedemin sırtındaki izleri gördüğümde de ilk sana geldim Yavanka. İlk sana söyledim. Ben cevapsız soruların ortasında çırpınırken sen sustun. Ya sen böyle bir şeyi benden nasıl gizleyebildin? Ertan, benim bir tek korkum vardı. O da seni kaybetmek. Elimi, kolumu bağladı bu korku. Şimdi bile daha mı eyvallah? Sen hiç görmedin mi Yavanka? Sen bize neler yaptığını hiç göremedin mi? Ertan, haklısın. Ögren Dögüman gelip sana söylemem lazımdı ama gücümü toplayıp karşına çıkamadım. Yüzüne bakıp da evet benim dedem bir işkenceci hem de senin dedene işkence etmiş diyemedim. Benim canım en çok neye kay biliyor musun? Sen bunları bildiğin halde, bana söz verdiğin halde bunların hepsini sakladın sen benden. Başka? Sen başka yalan söyledin mi bana? Ha? Söyle söyle sen ne kadar vakittir ben ayakta uyuduysan. Yok Ertan, ben sana yalan söylemedim. Sadece saklamak zorunda kaldım. Söyleyemedim. Yapamadım. Ben dedim ki herkes bana yalan söyler. Herkes benden bir şeyler saklar, gizler. Ama benim Yavankam yapmaz. Saklamaz, gizlemez. Bana yalan söylemez. Çünkü sen bana söz verdin. Sen benim gözümün içine baktın. Bana söz verdin sen Yavanka. Bana söz verdi dedim. Ben öyle güvenedim sana. Ertan. Ya Pavel. Heh. Senin Pavel'e var mı bir bahane? Buna ne diyeceksin? Sula. Sen bir yalan düşündün mü buna? Adam aylarla bizim etrafımızda gezey. Sen adamı evvelden tanıdığını söylemedin bana. Sen her şeyi benim başıma yıktın Yavanka. Benim sana olan güvenimi, inancımı, sevgimi, her şeyi benim başıma yıktın. Sen benim kolumu, kanadımı kırdın. Ertan! Ben öyle. Hadi, ne manaya geli bu? Kimi de ol, ihtiyarı budalasın. Hadi ya. Dayı be. Kimi de adam diyeyim dayı, cevap verme dayı. Ertan'ımın gün yoktur, gözü toktur böyle şeylerde ya. Ha, gördük Ertan'ın günlüğünü. Tok imiş. Gitti en güzelini beğendi. Yavanka'yı beğendi. Ama ben neyden korkayım biliyor musun Neriman? Hı? İkisi de bombonye gibi. Korkayım nazar olmasınlar. Lazım onları da okuyalım, üfleyelim. Erhan'ım! Ne dayı? Erhan'ım! Merhaba! Ne için bağırıyorsun? Sola mı? Erhan'a! Bugünden tezi yok. Pılını, pırtını, eşyanı topla. Hepiniz gidin bu evden. Küçüküm, ne oluyor? Ne bu öfken? Ne, bilmediğimiz bir şey mi var? Ne oluyor? En bilmediğin rezil bir şey var. Bunlar var ya, babamın işkencecisini
günlerdir bu evde saklanırmış. Elena ne diyor bu adam? Bütün bunlar Dogri mi ama? Dogri! İsterseniz Jovanka'ya sorun Dogri mi değil mi? Elena. Senin baban benim babamın işkencecisiymiş. Nasıl güzel aldın o herifi bu eve getirmeye? Olabilir mi bir şey? Bir şey olabilir mi? Bu gerçek değildir. Vardır bir hangi yanlış anlaşılma. Bu olamaz. Bir şey olamaz. Neriman. Adamı Ardiye'de saklamışlar deyip. Hala bana soraysın. Gerçek mi? Saklamışlar mı diye. Onlara mı inanırsın, bana mı inanırsın? Ama kabahat bende. Kabahat bende. Ben bunları koruna aldım. Masamı paylaştık. Odayı paylaştık. Kuru ekmeğimizi paylaştık. İyi halt ettik. Ama bundan böyle bir arada yaşama düzeni bitti. Gidin bu evden! Bak Ertan, dur bir dakika, dinle beni bir deyim. Dur, dinle beni. Evet, tamam, haydi dinleyin Süle. Süle, hangi yalanı söyleyeceksin Yovanka şimdi? Sakin ol bir. Ben hangisine yanam Yovanka? Senin dedenin benim dedeme yaptığı eziyete mi? Senin benim gözümün içine baka baka söylediğin yalanlara mı? Ha? Yoksa gidip Pavel'den yardım almana mı? Ben hangisine yanam Yovanka, sen söyle. Ertan, bak sen öfkeyle hareket edeysin. Bir sakin ol, bir beni dinle, bir sakin ol, sakinleş. Pavel kim? Yovanka kim bu Pavel? Senin bu kadar yakınında olan adam kim? Seni bili, anneni tanay. Bana söyleyemediğin sırrını bile ona açıklaysın. Dedeni birlikte kaçırdığın bu adam kim Yovanka? Kim bu adam? Adam aylarla bizim hayatımızda sen ağzını açıp tek bir kelime bile söylemedin bana. Onu tanıdığını söylemedin, sakladın benden. Siz ikiniz. Ne kadar vakittir ben ayakta uyutasınız? Hı? Pavel kim Yovanka, söyle artık. Kim bu Pavel? Senin eski sevdiğin mi? Sen benim hayal kırıklığımsın Yovanka. Elena, konağımıza babamın yan tarafında o işkenceci adamı nasıl sakladınız Süla? O dedegen adam benim babam Süleyman. Lafına dikkat et. Sen lafına dikkat ettin mi ki de benden isteysin? Lafımı ürkemeyeceğim. Sizden çok çektik. Sizden çok çektik. Dün de, bugün de. Çekin gidin buradan. Çekin gidin artık. Yarınlar bizim olsun. Asıl biz ne çektiysek senin yüzünden çektik. Senin yüzünden ben Nina ablamın yüzünü gülmedim.
annemi kaybettim. Hep senin yüzünden, senin suçun Süleyman. Anne, ne diye be bu? Nina diye, abla diye, ne alaka? Dur çocuğum, dur. Kurban olam, yeter. Yeter, bak babam duyacak. Kalbine inecek, Allah muhafaza, yeter. Eren ağam, ben o konuları unuttum. Hiç açmadım. Bak sana ne diyeceğim. Al konularını, al aileni, çocuklarını, al babanı, al kendini. Götür bu evden. Burası ne kahsiz lan? O kadar bizim. Beni kimse kovamaz buradan. Siz defolun gidin. Siz arkamızdan iş çevirdiniz. Babamın acıları üstünde tepindiniz. Asıl siz defolun gidin. Tato. 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 Daniel. Daniel. Ne isteksin sen? Öldürmek mi isteksin sen bizi? İyiyim. Tato. İyiyim. Şeker atak yaptı. Su getirin. İyiyim. Su getir. Biz buradan gideyiz. Hem de en yakın vakitte gideyiz. Baba. Daniel. Baba iyi misin? Hayır. Baba. Kardeş. Kim bu Nina? Madem Bülemiş hikayesi. Madem Bülemiş geçmişim. Ben niçin aileme hasret kaldım? Ben niçin aileme hasret kaldım? Niçin herkese düşman kesildim? Ertan! Ertan nedir bu? Dayo. Dayo! Dayo neredesin dayo? Dayo! Dayo, dayo! Nasıl vereceğim bize bu yaptıkların hesabını? Bizi yaptıkların hesabını nasıl ödeyeceğim? Abi. Dur kardeş. Sen dur. Bir aşk yaşadım. Burnumuzdan getirdin senelerle.
Senin düşmanlığınla karıştı bu konak. Beni annemden, kız kardeşlerimden, kardeşimden ettin. Annemi gelininden ettin dayo. Sana diyeyim, bunun hesabını nasıl vereceğim? Nasıl vereceğim dayo? Abi sakin ol. Zafer. Zafer. Ben doğru bildiğimi yaptım. Ne lazım ise onu yaptım. Ama yüklendiklerin yanıldıklarına yetmez. Benim bir tek bildiğim bir şey var da. Sen bu konağa 6 sene borçluysan beni aileme hasret bıraktın. Beni aşkımdan vurdun. Ama benim aşkım dedeme eziyet ettirmedi senin aşkın gibi. Zafer. Zafer bak. Haddini aşma. Haddimi aşayım. De haddimi aşayım. Geçti o devir küfteci Süleyman Usta. O devir geçti. Susayım diye konuşmayayım diye. Boynumdan tutamazsın artık. Oydu eskiden. Tasma yok benim boynumda. Geçti o vakitler. Yeter! Abi! 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 Vurma çocuğumu. Çocuğuna vurmayacağım. Kız kardeşim tatlı. Vurmayacağım. Gideyiz Yovanka, kendi kendine karar getirirsin. Bu evde daha bir gün kalmayacağız. Burası bizim de evimiz. İstediğimiz kadar kalırız, istediğimizi de getiririz. O yüzden sakladın dedemi, emsul etmedin bana. Bu işe Yovanka'yı da mahalet ettin Elena. Yovanka doğru söyle. Lazım gitmemiz bu evden. Bu zamandan sonra kimse kimsenin yüzüne bakamaz artık. Abla. Mina tetemin kolyesi değil mi? Ne yapacaksın onu? Öyle. Satacağım. Bir an önce gideceğiz bu evden. Düzen kuracağız. Abla onlar ne eder ki? Bir aylık kira, o da belki. Olsun bari. Bir aylık olsun. Sonrasına bakacağız. Ya ben gideyim. Abi, dur nereye gidiyorsun? Bırak. Bak kız kardeş. Bak. Bu konağı bana Mivana'ya çok güldüler. Bizim aşkımızın eziyeti bizeydi. Ama bunun vebali sebep olanlara bir ömür yeter. Ben gideyim. Abi bak kardeş. Dur. Tabak sakin ol.
Nereye gidiyorsun? Ertan, bırak kardeş. Ben ne lazımsa onu yapacağım. Eski bir kolye. Ama güzel. Küpeler de aynı. Onlar da çok güzel. €1000 verebilirim. Antika sayılı bir kolye. Eski çok. Daha fazla eder. Tamam ama satarken bunlar çok para etmeyin. Evet, altın. Ben en fazla €1000 verebilirim. Tamam. Olsun, satayım. Altın. Gidiyorsun böyle dalgın dalgın. Biraz işim var Babel. Hey. Sen iyi görünmüyorsun. Gel bir macchiato içelim. Konuşalım. Çok işim var Babel. Konaktan taşınız. Belki bu konuda bir yardımım olabilir. Gerek yok Pavel. Halledem ben. Yovanka. Bilin başına gelenleri. Ertan. Benim ofisi de bastı. Sıkıştırdı beni köşeye. Üfke problemi var bu çocukta. Üfke problemi. İzin ver yardım edem. Dost gibi. Arkadaş gibi. Keşke zamanında baban bu familyaya hiç bulaşmasaydı. Ve keşke sen de Elena zamanında olanı biteni hepimize anlatsaydın. Tatom doğru Süley. Niçin söylemedin bize mama? Size söyleseydim ne değişecek idi? Acısını da korkusunu da ben çektim. Sizi korumak istedim bu vicdan azabından. Ama olmadı. Mamo, hepimizi inadın yüzünden, gururun yüzünden, her şeyi tek başına halletmeye çalışman yüzünden bu hale getirdin. Biz aile miyiz ya? Biz aile miyiz? Bak onlara, bir derdi oldu mu, bir sorunu oldu mu beraber çüzeyle. Hangi derdini şimdiye kadar bize söyledin? Hangi derdini bizimle çözdün mamo? Niçin kendine de bize de bunu yapaysın? Tamam, tamam. Sizin iyiliğiniz için yaptığım bütün bunları var ya.
Eylek için yaptıkların hayatımızı mahvetti. Kızacağım, 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 kızacağım. Şimdi olmak lazım relax. Anladın? Relax. Gel, gel. Maria. Annenin de vardır kendine göre sebepleri. Öyle kolay olmay. Ama zamanla düzelecek her şey. Her şey. Anladın? Gel, gel. Zaman ne? Tamam. Evimizi nasıl satın aldın? İnanamayım. Annene bulaşan adamları bulamayınca. Ya var idi köşede 3-5 denar. İstediğiniz kağı kalın burada. E tamam ben satın aldım. Ne de olsa eski sahiplerisiniz. Kendi eviniz gibi kalın. İşte böyle. Yovanka. Sen gül. Hep gül. Gerisi çözülür Pavel'le. Bu. Kira için. Oh. Bu durumda senden para alacağımı nasıl düşündün? O zaman kabul etmeyin ben kalsın. Tamam tamam. Dediğin gibi olsun. Ama para şimdilik sende kalsın. İhtiyacınız var. Varsayalım bana borçlandın. E olunca zaten ödeyeceksin. Her ay kapıya dayanıp isterim kirayı. Buldum ya. Tamam. Sen hep gül. Yovanka. Ben de seni çok izledim. Merak etme. Her şey olacak nasıl lazım olsun. Söz verim. İstediğin gibi olacak her şey. Şimdidir en doğru zamanı gelesin. Evimizde yaşayacağız artık. Tesakım. Bu bileklik kimindir?
Bilekliğin bendedir. Gelesin alasın. Şabanka. Olmaz Ertan. Bileyim. Beni de istemeyesin. İstemeyim. Onu da bileyim. İstemeyim Yavanka. Ben... Ben artık acı çekmek istemeyim. Burada başlamıştı de burada bitmek zorundaymış. Bitmesi gerekirmiş. Herkes birbirine veda eder sanaydım. Biz etmeyiz. Hayat bize bunu da öğretti. Bunu da öğretti. Belo platno, veliš dušo, srce.
Ana, sen bütün bu olanları bilemedin. Nasıl? Nasıl bıraktın dayım yapsın bunu Ertan'ım abime? Haydi. Ayda Yovanka'ydı, ailesini anlayın. Aramızda bir husumet vardı. Anlayın bunu, bileyim. Ama Zafer abimin günahı neydi? Neydi? Biz neden abime hasret kaldık? 6 sene. Ben neden abime git dedim? Neden bana dur demedin ana neden? Gülsüm. Geçmişin yüzünden o insanları evinden ettik. O Maria'nın, o Yovanka'nın ne suçu var idi? İnsan. Yaptıklarının karşılığını buluyor bu hayatta. Neye göz yumar ise onu yaşayayım. Gelebilir miyim Zübeyir dede? Tabii, gel kızım. Biz konaktan ayrılıyız dede. Veda etmeye geldim. Nereden çıktı bu? Öyle oldu Zübeyir dede. Ama insanın ailesini hem dedesini seçebilme şansı olsa sizin gibi bir dedem olsun çok isterdim. Ne ailemizi ne de kaderimizi değiştirebiliriz kızım. Daha iyisi olması için gayret etmekten başka çaremiz yoktur. Hoşça kalın. Sizi çok özleyeceğim. Arayı uzatma. Urga bana. Gözümü yolda bırakma benim. İyi ki sizi tanımışım. Siz çok iyi bir insansınız. Süz verem geleceğim. Thank you.
Beyler. Nereye? Dinleyin. Bu iki ailenin birlikte yaşaması imkansız artık. Artık hayat beraber değil. Hayat ayrı. Acı, o yüzük taktınız. Nasıl olacak böyle? Aileler dargınken nasıl evleneceksiniz? Acı, siz ayrılacak mısınız yoksa? Biz ayrıldık zaten Acı. Ne? Nasıl? Bitti. Acı. Biz Yovanka ile ayrıldık. Sen de kaldır bunu Acı. Hatırası da kalmasın artık. Kulaklık yine unutmuş. Annem almış dedemi. Belki bilerek bıraktı. Niçin öyle değilsin? Çok biliyorsun her şeyi Ayşen. Saklayın onu. Belli olmaz, belki kızca gelir alır. Ertan'la Yovanka ne olacak? Belli değil mi çocuğum? Ne olacak? Ha? Unutacaklar birbirlerini. Günah değil mi Neriman? Severler birbirlerini. Nasıl bu kadar acımasız konuşabilirsin? Ben üzülmeyeyim mi? Ha? Tatlı hala. Ben üzülmeyeyim mi sana Esra? Topraklarda aşk zordur. Herkesin geçmişi birbirine değer. Geçmişindeki o hatalar, acılar, günahlar hepsi birbirine değer. O yaralar sadece babamın sırtında açılmadı ki. Bizim ruhumuzda da açıldı. Dedemin var mı haberi olanlardan? Bilimin için Elena Hanımlar ayrıldı konaktan. Yok çocuğum. Sakın da olmasın. Kimse söylemesin sakın. Ya ügrenirse? Ügrenmesin. Daha mı çok üzülsün istiyorsunuz? Belli ki artık hiçbir şey düzelmeyecek. Belli. Haydi toplayın bu salonu da, biz silin süpürün. Haydi. Haydi. Üzgün bakaysınız. Evimize döndük. Bizim evimize. Havel de lazım, davet edelim yemeğe. Teşekkür edelim. Ne bileyim. Ana konakta çok mutluydum.
Bilmem. Burası şimdi bana biraz huzursuz geldi. Bize ait olduğumuz yerdeyiz Daniel. Görüşmemiz lazım. Üzülme Ertan. Bu da geçer. Her şey olacağına, herkes üleceğine varır. Belki başkaları da çıkar karşına. Hayat bu. Belki kaderinde başkası vardır. Var ya da yok. Benim için fark etmiyor artık. Üle Süleyme. Üle Süleyme. Hayal kırıklığına uğrattılar belki seni. Ama herkes öyle değil ki Ertan. Ben artık birine güvenebilir miyim? Onu bilmeyeyim Gülbahar. Geçecek Ertan. Her şey gibi, bu insanlar, bu nehir gibi, bu da geçecek. Hayat devam ediyor. Etmeyin. Benim için hayat devam etmeyin. Benim hayatım durdu. Devam edecek Ertan. Hayat devam edecek. Güreğin sen de. Yovano, yovan ke. Niçin çağırdın beni buraya? Buyurun oturun. Nasıl? Yerleşebildiniz mi eve? Henüz değil. Zamanla. Aa. Yüreğim el vermedi bir başkasının boynunda, kulağında. İstemedim. Pavel, olmaz. Ben... bunu kabul edemem. Sormayayım ki kabul edeyim misin? Bunlar zaten senin. Senin bu. Pavel, sen niçin bana bu kâilik edeysin? Sen iyi birisin. Hem iyiliği hak edeysin. Yeterli benim için. Yüzüğün iyi. Takmayı unutmuşsun. Unutmadım.
Ertan'la ayrıldık biz. Bitti. Öyle mi? Geçmiş olsun mu değiller? Ne değiller? Geçmiş olsun. Öyle. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten seven insan vazgeçmez. Gerekirse dünyayı alır karşısına. Gene de vazgeçmez. Senden vazgeçen için üzülme sakın. Bence. Bence. Dede, hani sen sormuştun ya bana. Güzelin başına açacak belaya razı mısın diye. Keşke yalnız bela açsaydı dede. Güzel benim kalbimde yanıklı bir türkü bıraktı. Fırtınası da bana kaldı. Sen yine bir fırtına ile her şeyi yıktın mı? Cami yapmak isteyen adam gönül mü yıktı? Küllübü yıktılar dede. Küllübü yıktılar. Ben yıkıntının altında kaldım. Taşa döndüm. Oğlum, bu taşlar eski caminin taşları. Topladın oradan buradan değil mi? Öyle. Koyunca üst üste durayım mı? Dur bay dede. Ne için? Hepsi birbirinden farklı. Lazım kırasın, yontasın, denk hale getiresin. Ve sen de öylesin. Kırılacaksın ki var olasın. Yontulasın ki lisanı kamil olasın. Yıkılma sakın. Hem yıkma kimseyi de. Yıkılan yıkıldı. Yıkılan yıkıldı. Thank you.
Elena.